Hepinize iyi akşamlar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam epey bir süredir e, yapmak istediğimiz bir program yapacağız Tarafsız Bölgenin birinci bölümünde e, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı'yı konuk ediyoruz. Bu sığınmacılarla ilgili bu zamana kadar bir sürü rakam speküle edildi, ortaya atıldı. Ya yani devletin resmi rakamlarını durumu. Tabloyu, sığınmacılar konusundaki gerçek tabloyu ortaya koymak istiyoruz. Bu yüzden davet ettik Sayın Bakan Yardımcısını. O da kırmadı bizi geldi. Hoş geldiniz teşekkürler. Hoş Teşekkür ediyorum. Bu akşam rakam rakam konuşacağız. Yani yorumdan ziyade tartışmalara girmekten ziyade rakamları ortaya koyan bir program yapacağız. Sayın Bakan Yardımcısından rakamları. Isteyeceğiz. çok güzel grafikler hazırlamışlar bakanlık olarak o grafiklerle geldi Ben sorularımı soracağım Sayın bakan yardımcısı da cevaplarını verecek e, o rakamlarla isterseniz başlayalım hemen volün önüne geçelim birlikte şu Buyur. E, rakamları bize tek tek izah edin e, İçişleri bakan yardımcısı anlatıyor e, rakamlarla sığınmacılar gerçeği. şimdi bu birinci tablomuz şu ne demek? Geçici koruma altındaki Suriyeliler. Şimdi ülkemize gelmiş olan bir toplu olarak sığınmak zorunda kalmış olan Suriyelilere biz geçici koruma statüsü verdik. Uluslararası koruma statülerine bir tanesidir bu. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmiş, sığınma talibinde bulunmuş ve bizim de geçici olarak uluslararası hukuk anlamında da bizim yabancılar kanunumuz anlamında da geçici koruma statüsü vererek Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeliler demek. Yani bu şu demek mi? 3 milyon 762 bin 889 Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı mı? Aynen öyle. Yani geç, geçici olarak ülkemize gelmiş koruması da süver, verdiğimiz sığınmacı diyebileceğimiz teknik bir tabir var esasen. Çok önemli değil. Herkesin anlayabileceği dilden söylemiş olalım. Suriyeli sığınmacılar diyebiliriz buna. Suriyeli sığınmacıların sayısı... 3 milyon 762 bin 889. Burası bir şey, o bir olgu. Bu, bu, bunu ayrıca bir üzerine konuşacağız. Bundan daha fazla yok yani. Yok. Şöyle. Tamam. İkamet izniyle Türkiye'de kalanlar 1 milyon 414 bin 779. Bunlar kimler? Bunlar düzenli göçmenler bunlar. Birazdan belki detayına geliriz. Bunlar ülkemize gelmiş olan, yasal yollarla gelmiş, vize almış, efendim ülkemizde gelmiş, ikamet izni almış düzenli göçmen kapsamındaki yabancılar, içinde öğrenciler var, normal çalışanlar var, iş adamları var, aile birleşimi kapsamında gelmiş olanlar var, yabancı ülkelerin Temsilcilik. Türkiye'deki temsilciliklerinde çalışanlar var. Ha, bunlar, Dolayısıyla yani bu her dönem Türkiye'de. Her dönem öyle böyle azalan çoğalan ama Türkiye'de olan düzenli göçmen kapsamı olanlar. Yani bu sığınmacı değil bunlar. Bu mesela Antalya'da, Alanya'da, Marmaris'te İngilizler, Almanlar. Ruslar. Tam da tam da bunlar. Bunlar mı? Tam da bunlar. Yani öğrenciler. Ya yani bunlar evet. ikamet izni i̇kamet almış. İkamet izni yasal... almış. Belli dönemler içerisinde Türkiye'de bulunanlar. Dönem dönem sayı aşağı yukarı böyle olsa yukarı aşağı git gelse bile kişiler aynı kişiler değil. Kimi bir yıl kalır gider, kimi iki yıl kalır gider. Onların yerine başkalar gelir vesaire. Bu her zaman Türkiye'de. Her zaman olan sayı yukarı aşağı oynamakla birlikte düzenli göçmenler. Yani bizim aslında tartışma dışı bıraktığımız Tartışma dışı bırakmamız gereken. Bırakma. Örneğin burada öğrenciler var. Şimdi listeleri konuşuruz. Tamam. Ta, yani be, be, ben kendi yorumumu söyleyeyim. Yani burası tartışma dışı olan alan. Evet. Yani biz sığınmacı filan derken bu sorunu tartışırken aslında bunları kastetmiyoruz evet. ama sayıları da epey var. 1 milyon 1.400 1.5 milyona yakın, yakın bir sayısı var. Evet. E, sayısı var. Burası nedir? Uluslararası koruma kapsamında bunlar. Şimdi mı? aslında teknik tabiri mülteci kavramına daha yakın olan bunlar. Yani bulunduğu ülkede rejimle sorun olan, savaşla ilgili sorun olan, can güvenliği sorun olan, düşüncesi, dili, dini, mezhebi sebebiyle, savaş sebebiyle bulunduğu ülkeden ayrılmak zorunda olan ve koruma statüsü isteyenler. Şimdi biz mülteci kavramını sadece Avrupa'dan gelenlere tanımışız. Bir onun dışındaki Bölgelerden gelenlere coğrafi olarak çekince koymuşuz. Ülkemiz bir mülteci kampına dönüşmesin diye. Dolayısıyla bunların bir kısmı, çok küçük bir kısmı mülteci statüsündeyken diğerlerine biz burada kalsınlar, sürekli bulunmasınlar, bunun önüne geçelim diye, kalamasınlar diye ikincil koruma şartlı mülteci gibi başka kavramlar, hukuksal tanımlamalar getirmişiz. Bunların hepsi bu, 320 bin. Yani aslında git, bulunduğu ülkede hakikaten can güvenliği risk altında olan. E, Suriyeliler de öyle. Ne farkı bu, var? Bu genel uluslararası koruma kavramının içerisinde bir bölümü bu. Aslında bu da uluslararası koruma alanında. Ama biz Türkiye'de büyük bir kitle geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluştuğu için onu özel olarak değerlendiriyoruz. E, Aslında bu da uluslararası korumanın bir parçası. Bunlar nereli? Bunlar birçok ülkeden var. Yanlış hatırlamıyorsam 92 ülke olması lazım. Birazdan rakamı da önümde vardı bakarız. Bunların dünyanın birçok yerinden var. Yani örneğin İran'dan var. Düşünün rejimle alakalı sorun olmuş var. Ya da işte e, Orta Asya'dan, Kafkaslar'dan, başka coğrafyalardan, ta uzaklardan. Suriye'den çok, var mı? Çok, Suriye'den bildiğim kadarıyla çok az olması lazım burada. Olmamaya yakındır veya. Bu başka bir kategori. Başka bir kategori. Anladım. Ee, 320 bin kişi de burada. Bunlar kayıt altında. Tabii ki kayıt altında. Biz bunlara peki... Siz Türkiye topraklarında yaşayabilirsiniz, hiçbir sorununuz yok mu diyoruz yani ne diyoruz? Şimdi bunlara diyoruz ki müracaatlarını alıyoruz. Çoğunlukla bunlar başka ülkelere gitmek istiyorlar. Bunlar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de bilgisi dahilinde yürüyen süreçler. Zaman zaman bunlar zaten başka ülkelere de Birleşmiş Milletler tarafından yerleştiriliyor. E, hukuk uluslararası hukuk açısından da. Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği'nin aslında gözetimde yürüyen bir süreç bu. Peki. Biraz daha belki detaylandıracağız evet. bu rakamları. O zaman bunu, bunu, bunu topladığımızda şu rakam mı? Bu rakam ediyor. Bu, bu Türkiye'deki toplam yabancı sayısı. Tekrar söylüyorum, sığınmacı sayısı değil. Biz sığınmacı olarak değerlendireceksek eğer şu iki rakamı toplam toplamamız gerekiyor. lazım. Zaten biz de kamuoyuna hep işte yaklaşık 4 milyon civarında derken 4 milyon 80 milyon olması lazım toplarsak zaten. Bu ikisini bu toplayarak ikisi, söyleyeyim. Bu ikisi biz bizim açımızdan sığınmacı olarak değerlendirebileceğimiz bölüm. Türkiye'deki yabancı sayısı 5 milyon 497 bindir. Evet. Sığınmacı sayısı 4 milyon civar. Civardır. Evet. Peki, bir Şimdi burada bir şey ama izah edelim. Şimdi asıl kritik meselelerden bir tanesi bu. Şimdi bunların bizim göç net diye bir altyapımız var. Aynen Mernis gibi düşünün. Türkiye'de bulunan her yabancıya biz bir yabancı kimlik numarası veriyoruz. Buna sığınmacı statüsünde de olsa, ikametli de olsa. Ve bunların parmak izleri, resimleri, kimlik bilgileri dahil bütün detaylarını sistemde anlık takip ediyoruz. Bir dakika. Bu 5 milyon 497 bin kişinin bütün bilgileri, parmak izleri, kimlikleri, her şeyi sizde var. Sizde, evet. Doğal olarak alıyoruz. Yani dolayısıyla bir, birilerinin hani böyle havada uçuşan rakamlarının hiçbir temeli yok. Peki Sayın Bakan Yardımcısı bir şeyi merak ediyorum. Bunlar dışında yani şu 5 milyon 497 bin 733 dışında kaçak göçek İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olmayan kayıtlara girmeyen kaçak var mı? Şimdi kaçak göçle mücadele demek zaten kaçakların gelme ihtimali var demektir. Bunun sıfır olduğunu söylerseniz o zaman zaten kaçak göçle mücadele demezsiniz bizim değerlendirmelerimiz onu bir bölümde konuşacağız. Şimdi bunlar içerisinden de ülkemizde olmayanlar var. Onlar da konuşacağız. Buraya gelmişler sığınmacı olarak ama biliyoruz ki başka ülkelere geçme iradeleri var. Dolayısıyla o bölüm geldiğinde gene konuşuruz ama bizce toplama toplam buna yakın bir rakam çıkar. Çünkü bizim bilgimiz dışında birileri Türkiye'de var ise ki belli sayıda vardır. Bu rakamın Türkiye'de kayıtlı olup Türkiye'de olmama ihtimali olandan çok fazla fark edeceğini düşünmüyoruz. Ha diyorsunuz ki buradakilerden bir dakika şöyle anladım ben. Buradakilerden bazıları zaten peki onların Gidip gitmediği bilgisine sahip. Değil Şimdi mi? biraz sonra. Bakın, bir de bakacağız. Devam ederek Hepsini konuşacağız. Konuşalım. Peki, o zaman bir sonraki <laughs> görsele mi? Hangi görsel? Şimdi buradan 12. Sayın Seyirciler bu görseller İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı. Dolayısıyla ben Bakan'ın Bakan Yardımcısının sunuşuna sadık kalmak istiyorum. Buyurun. Şimdi 12 nolu görseli bir açabilir miyiz? Bu 12 değil miydi? Evet, bu. Bu mu? Şimdi bu aslında bizim. Birinci grupta konuştuğumuz Suriyelilerle ilgili görsel. Ha, şimdi şöyle yapalım isterseniz. bir Suriyelileri konuşuyoruz Aynen. şu anda. Şu anda Suriyeliler kısmına geçtik. Sonra diğer konuları diğer konuşacağız. Diğer gruplara grup grup konuşacağız. Suriyelilerin durumu. Bu nedir bu tablo? ne anlatıyor? Şimdi bu tablo 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı sonrası ülkemize gelmiş olan ve bizim kayıt altında aldığımız Suriyelileri gösteriyor. Geçici koruma statüsü verdiğimiz Suriyelileri gösteriyor. Şimdi yani burada yıl yıl kaç yıl, kişi? Yıl yıl kaç gelmiş? kişi geldi? Bunu görüyoruz. Şimdi burada az önceki sorduğunuz bir sor, soruya bir cevapla başlayalım. Şimdi biz son zamanlarda ısrarla hatırlatıyoruz Kamuoyuna ve gözden kaçan bir mesele var. Bizde aslında üze bir mesele. Son dönemde 2017 sonrası yatay bir seyir izlediğini söylüyoruz. Aslında ha, bir büyük büyük bir kırılmanın dikkat ederseniz milyon milyon artan bir kırılmanın belli bir tarihten sonra 2017'de 3, 3 milyon 426 bin'i gördükten sonra Bakın 2016'da 2600 bin. Burada 3 milyon 762 bin. Son kaç yılda? 1, 2, 3, 4, 5 yılda. Bir dakika. Yani siz 2017 yılından itibaren yatay bir seyire geçirmişsiniz. Yani Suriye gelmiyor Suriyeliler. Neredeyse gelmiyor. Çünkü Neredeyse gelmiyor. az önce bir soru sormuştunuz. İşte hani Türkiye'deki kaçakla ilgili. Ve bunları takip ediyor musunuz demiştiniz. Aynısını Suriyeliler için de yapıyoruz. Biz ülkemizde bulunan Suriyelileri düzenli olarak nerede adresleri dahil takip etmeye çalışıyoruz. Nitekim 2 yıl önce yaptığımız genel bir değerlendirme sonrası, bakın tekrar söylüyorum iki yıl önce bunu da kamuoyuyla paylaştık. 122 bin Suriyelinin şu an 2 yıl önce itibariyle Türkiye'de olmadığını tespit ettik. Nerede bunlar? Bunlar biraz sonra gelecek kaçak göçü değerlendirirken de bir kısmı nereye gitti? Avrupa'ya gitti. Zaten bunların bir kısmının Avrupa'ya gitme iradesi var biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu, bu 3 milyon 762 binden 122 bini 2 yıldır, 2 yıldır hiçbir şekilde bir iletişimi teması yok. Peki. Ve biz bunları ama önemli bir ayrıntı var Ahmet Bey burada. Buna rağmen biz bunların geçici koruma statülerini askıya aldık. Yani hiçbir işlem yapamazlar Türkiye'de. Şu ana kadar bunlar müracaat edip ben buradayım da demedi iki yıldır. Buna rağmen biz bu 122 binde tutuyoruz. Niye tutuyoruz? İşte bu verilerin güvenliği açısından tutuyoruz. Ha, veriler güvenli olsun. Şimdi, Peki aynen. bir şey söyleyeceğim şöyle mi olmuş yani? 2013'ten itip, 2012'de 14 bin kişi gelmiş, sonra ona 100 bin kişi eklenmiş, sonra 1 milyon, sonra milyon, milyon artmış. 2017'de artık Suriyeliler gelmemeye mi başlamış? 2017'den Suriyeliler gelmemeye neredeyse başlamış. Peki niye? Niye? Bunu hiç soran oldu mu Ahmet Bey bugüne kadar? Olmadı. Olmadı. 2017'de bu, bu, sorunu, bu, sorunu, bu soru sorulmamakla bu ülkeye büyük bir haksızlık yapıldı. ha 2017'de bir şey mi oldu? Evet. Bir arkadaşlarımız bir sonraki bir sonraki grafik. Geldi. Grafiği bize verebilirler. Mi? Evet. Geldi. Evet. Şimdi aslında meselenin temel kırılma anlarından birisi burası. Şimdi ne olmuş? 2000, 2016'da 2 milyon 834 bindi. Doğru mu? Doğru. Sonra bu grafik geldi. Az önce konuştuğumuz 3 milyon 762 bin'e çıktı. Evet. Hani niye yataydı? Aslında Suriye'deki nüfus hareketi aynı şekilde devam etti ama ne oldu bakın. Şimdi biz ha. önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık doğru mu? Ve bu operasyonda Fırat Kalkanı bölgesinde 1 milyon 1 milyon 300 bin insan yaşıyor şu anda. Ha, siz Suriyelileri buraya Türkiye'ye gelmesi gereken gelecek olan Suriyelileri bir Fırat Kalkanı operasyon operasyonu yaparak ne yaptık? 1 milyon 300 binle Orada durdurduk. Güvenli bölge oluşturduk. Güvenli bölge oluşturduk. Zeytin Dalı operasyonunu yaptık. 550 bin. 550 bin kişi burada şu anda duruyor. Barış Barışpınar dur bölgesinde operasyon yaptık. 300 bin duruyor. Bahar Kalkanı diye İdlib'in çevresinde bir güvenlik sağladık biliyorsunuz. Yaklaşık 4 milyon burada duruyor. Şimdi buradaki kritik soru şu. Bunlar gelseydi Şimdi kritik soru Ahmet Bey bu. <laughs> kritik Şimdi soru o bence. Bu bu. Bunlar gelseydi. Şimdi biz hani birileri diyor ya Türkiye'nin bir göç politikası yok diye. Ha bu bir göç politikası. diyor. Şimdi biz nasıl bir ülkeki göç politikası yok? Biz askerimizi gönderdik, bu operasyonları yaptırdık, şehitler verdik ve bu sayede şu anda 9 9 milyon 760 bine çıkma ihtimali neredeyse 10 milyon göçmene Suriyeliye çıkma ihtimali olan bir rakamı bu ülke 3 milyon 762 binde tuttu. Şu mu? Yani Se, bu Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı yapılmasaydı yani bu 6 milyon insan nereye gidecekti? 9 milyon olacaktı diyor. 9, 9 10, 10 milyon olacaktı. 10 milyon. milyon, 10 milyon hani birileri Türkiye'nin bir göç politikası yok diyor ya. Peki yok. Niye yaptık biz bunları? Aslında buradan bir rakamlar konusuna değinmek lazım. Şimdi birilerinin hayali bu 10 milyonu Türkiye'ye sürmekti. Türkiye sağlam bir irade göstererek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu operasyonları yaparak bu oyunu bozdu. Şimdi Türkiye bu oyunu bozarak 6 milyon insanı burada tuttuğu için birileri bu hayallerine ulaşamadığı için bu kez içerideki bazı manipülatörleri tarafından özellikle bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani yalanı bir sanat haline getirmiş. Bunun eğitimini vermişler de dahil içerideki piyonları yoluyla bu gerçekleştiremedikleri hayali yalanlarla şu an topluma pompalamaya çalışıyorlar. Hayır. Çok çok iyi anladım. Yani Türkiye'nin göç politikası Suriye topraklarında yaptığı operasyonlarla, harekatlarla güvenli bölgeler oluşturmak ve göç edecek olan Suriyelileri bu güvenli bölgelere yerleştirmek. Bakın abi, bu mu? Kesinlikle bu. Bakın. Şimdi İdlib'den konuşuyoruz değil mi? İdlib, 4 milyon kişi. İdlib'in normal nüfusu 1 milyon 250 bindi savaş öncesi. Şu an burada 4 milyon insan duruyor. Yaklaşık ne oluyor? 2 milyon 800 bine yakını İdlib'in dışından Suriye'nin diğer taraflarından gelmiş buraya sığınmış. Peki bunlar kendilerini güvende hissediyorlar mı? Şimdi tam da onu söyleyeceğiz. Burada belli oranda bir güvenlik sağlanabildiği için Türkiye sayesinde burada duruyor. Sadece güvenlik dışında değil bir, bir sonraki aşamada biz buralarda neler yaptığımızı da anlatacağız. Ha, peki bizim o zaman Türkiye'nin e, şu... Ne kadar kalmıştı Suriyeli sayısı Türkiye'de şu anda? 3 milyon 762 ha, Şu 3 milyon 762 bin 889 Suriyeli'yi de bu yöntemle mi dönüştü? Şimdi birazdan, birazdan geleceğiz. Ha, geleceğiz. Şimdi Peki. birincisi biz buradaki temel strateji stratejisi bu ülkenin terörle mücadelede de olduğu gibi sorunu ülkemize gelmeden ileride karşılamak o sebeple zaten... Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan da buydu ve Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca açıkladı. Güvenli bölgeler oluşturulsun, nüfus güvenli bir alanda tutulsun diye. Bunun sonuçlarının olumlu olduğunu özellikle İdlib'de zaten görüyoruz. Tekrar söylüyorum. 4 milyonun neredeyse 2 milyon 800 bini İdlib dışında rejimden kaçan diğer bölgelerden gelenler. Aynı şekilde diye mesela Fırat Kalkanı bölgesinin de şu anda yaklaşık 1 milyon 300 bin insan var. Bunun bir nokta 2 milyonu bu bölgeden sadece. Pardon, 800 bini 1.3 milyonun, 800 bini diğer bölgelerde. Yaklaşık 500 bin civarında yani, bir nüfus olması gerekir. Adamlar yani şöyle demek bir, istiyorum. Adamlar bakıyorlar, Hani şurada bir güvenli bölge oluşmuş, biz oraya evet, gidelim diyorlar. Şu anda burada mesela kamplarda İdlib'de başka bölgelerden gelen kamplarda yaşayan kişi sayısı 1 milyon 300 bin. Fırat Kalkanı ve... Zeytin Dalı bölgesinde de 270 binlere yaklaştı kamplarda kalanlar. Yani başka yerlerden gelenler. Dolayısıyla bizim iki stratejimiz vardı. Bir, karşıda karşılamak. Sınır o, ötesinde, sınır karşılamak. Ötesinde karşılamak. Bir güvenli alan oluşturmak, yeni göç dalgalarının Türkiye'ye gelişini engellemekti. Nitekim bu başarılı oldu. Ha bunun için biz ne yaptık? İlave görseller de hazırladık. Eğer arkadaşlar onları verebilirse Bir dakika, oraya geçelim şimdi. Geçmeden bunun özeti şu. Eğer Türkiye bu harekatları yapmasaydı Türkiye'nin içinde 10 milyona yakın Suriyeli olacaktı. Bu harekatları yaparak oluşturduğu güvenli bölgeler sayesinde Türkiye'nin içinde 3 milyon 800 bin Suriyeli, Suriyeli var. Şimdi peki bunu burada, şey, bunun özeti bu. Bunun özeti kesinlikle. Bir sonrakine geçelim. Şimdi bu, bunun gerçekleştirmek için bizim iki ayaklı bir çalışmamız vardı. Arkadaşlarımız eğer 15'ten 19'a kadar verebilirse. Şu, tabii Idipl'le diğer tarafların temel bir farkı var. Biz İdlib'de dış güvenliğini alarak rejimin o bölgeye saldırmasını engellemeye çalışıyoruz ve insani yardım yürütüyoruz. Halbuki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde aynı zamanda yerel idarelerin oluşturulması, kolluk teşkilatları, nüfus birimleri, adliyesi, yolları, ekonomik alanlarının da gelişmesi için yoğunluklu olarak da sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle ayrı bir çalışma daha yapıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan bu bölgeler daha güvenli. Çünkü oradaki yap, yapısal idari alanlara da danışmanlık veriyoruz. Bu örneklerde olduğu gibi bakın biz kolluk teşkilatına danışmanlık yapmak üzere kendi emniyetten, jandarmadan arkadaşlarımızı görevlendirmişiz. Ne yapmışız? Güvenlik sistemleri oluşturmuşuz. Devam edebilir miyiz arkadaşlar? Ya da ne yapmışız? Destek merkele, merkezleri, hastaneler, okullar orada hayatın hayatın normalleşebilmesi için çalışma yürütmüşüz. Orada kalın diye. Orada kalın. Ora, orada daha Belli oranda bir güven, güvenli ortam oluşturalım, hayatlarını normalleştirelim ki buraya gelmesin, bize baskı olmasın diye. Devam edebilir miyiz arkadaşlar? Aynı şekilde organize sanayi bölgeleri oluşturulması için çalışmalar yapılmış. Ba sadece güvenlik yetmez, ekonomik hayatta lazım. Ekonomik hayat. Baş Tekrar söylüyorum bunun için sivil toplum kuruluşlarımızın, özellikle sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel halkın da belli oranda desteğiyle ekonomiyi canlandıracak faaliyetler yürütmüşüz. Vallahi Devam ben ben bu çalışmaları görüyordum ama göçle doğrudan orantılamıyordum. Şimdi, şimdi, şimdi anladım. Afat ne AFAD da iç işlerine bağlı biliyorsunuz. Bunlar, göçle bu nedir? tam bir entegrasyonla çalışıyor. Burada konut alanları yapılıyor. Şimdi aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarımız bakın isimleri de Devletin parasıyla mı yapılıyor bak isimli, bu? dikkat edin isimlerini özellikle yazdık. Mesela Beyaz e, ha, yapmışız? sivil toplum. Ya, bu, devletin veya, parasıyla sivil, değil. Hayır. Dernek çalışmaları Sivil toplum değil. kuruluşlarına örnekler bunlar. Hı. Devam edelim. Sonra ikinci bir az önce konuştuk organize sanayi bölgesi Çoban Bey'deki. Bunlar hep sınır ötemiz. Sınır de. ötesi. Çoban Bey dediğimiz aslında Suriye'de de, de dedikleri bizim Elbeyli'nin hemen karşısındaki bir yerleşim yerimiz. Çoğunlukla da Türkmenlerin yaşadığı. Şimdi İdlib kısmına geldik. Peki İdlib'de ne yapıyoruz? Burada bir karışıklık daha var. Biriket evlerle alakalı. Bir Sayın Cumhurbaşkanımızın bir geride kalabilirsek arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla önce 20 bin olarak Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti biliyorsunuz. Biriket ev yapımına başladık. Niye? Az önce İdlib'de kamplarda 1 milyon 300 bin insan yaşıyor derken çadırlarda yaşıyorlardı bunlar çoğunlukla. Özellikle isimlerini de koyduk sivil toplum kuruluşlarımızın. Bu dernekler. Bu dernekler ve bağış yapılan bağışlarla AFAD dahil olmak üzere şu ana kadar 57 bin biriket evi bitirdik. Geçen Bayramın ikinci günü cumartesi bunların 50 bini teslim edildi ve açılışını yaptık. Bakın, Peki. 50 bin. Sonra evet. 77 bini projelendirildi Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 100 bin'e çıkacak. Hızla görsellerini de gösterebiliriz. Buradaki amaç tekrar söylüyorum. Biraz sonra gönüllü geri dönüşe geçtiğimizden farklı olarak orada çadırlarda kalan insanların Türkiye'ye dönük hareketini engellemek için değil. Nitekim 2 milyon 800 bin insan şu anda bu ve benzeri çalışmalarla itibde. Normal nüfusunun ötesinde durmaya devam ediyor. Peki 4 milyon dediniz. 2 milyon 800 bini İdlib'in diğer taraflarından gelenler. Yani İdlib'in yerli nüfusu 1 milyon 200-250 bindi. Şu an orada 4 milyon var. Yani Şam'dan gelen var, Hama'dan gelen var, Humus'tan gelen var. Suriye'nin diğer taraflarından, rejimden kaçtığı için orada orada Siz duruyorlar. Orayı yaşanabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Anladım. Biriket evlerle. Biriket evlerle. Anladım. Bunun da birkaç görseli var. Devamında görebilirsek arkadaşlar. Bu mudur bu burada, biriket evler. Evet. Yani örnekleri var bunların. Birkaç örnek koyduk. Vakit sıkıntısında bildiğimiz için çok uzatmadan gördüğünüz gibi birçok bir sosyal alanlarla birlikte en son Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını yaptıklarımızda da dahil olmak üzere. Bu ne Cumhurbaşkanı ne gösteriyor bu? Ha bu biriket şimdi, evleri yapacağız. Şimdi bir yapacağız. geri gidelim arkadaşlar. Bu bu bir sonraki bölüm. Burada duralım. Biriket evlerle alakalı e, işin özü bu. Sonra bildiğiniz gibi buradan bizim şeye bir geçiş yapmamız lazım. Maliyetli mi biriket ev yapmak? Biriket evler 3 binlerden başlamıştı. 7-8 binlere kadar ulaştı malum fiyatlardaki artışlar nedeniyle. Çünkü başlangıçta küçük. 3 e, nedir ya? 3000 bin 3000 bin lirayla ilk önce başladığımız 2, 2 yıl önce 3 liraya falan mal oluyordu. Ama o zaman tabii tek odalı veya iki bölmeli vesaireydi. Sonra lavabolar eklendi. Biraz değiştirildi. Önüne, önüne o yörenin kültürüne uygun olarak avlulu bir yapıda e, yapı da oluşturuldu. Onur pahalı mı 3 bin, 7 bin? E, ev fiyatlarıyla karşılaştığında Şimdi, gayet uygun. bu, değil. bu aşamadan sonra gündemde bizim neyimiz var? Meşhur konu geri dönüş var. Şimdi biz bu e, 3 milyon 700 bin Suriyeli'yi ne yapacağız konusu var. Bir dakika işte o güvenli bölgeleri daha da arttırarak yapmayacak mısın? Şimdi onu yapacağız. Tamam. Şimdi biz birinci aşamayı anlattık, oradaki nüfusu tutmaya çalıştık. İşte, tamam. bunu aldık. Bunu şimdi şöyle yapmışsınız yani 2017'den itibaren oraları güvenli hale getirmişsiniz, güvenli bölgeler oluşturmuşsunuz. 5 ee, milyona yakın Suriyeli gelecekken gelmemiş, orada kalmış. Güzel. Şimdi, şimdi 3 milyonu. Şimdi bu yaptığımız çalışmalarla bu arada Suriyeli olup aslında Türkiye 3 milyon 700 bin belki. 3 binden fazla da giriş oldu bu arada. Ama bunların biz 400, 498 geri dönüşünü sağladık. Aslında Türkiye'ye belli oranda giriş yapılmıştı. Gönüllü geri dönüş sayesinde işte bu yürüttüğümüz özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesi dahil olmak üzere 498 bininin ne yaptık? Oraya yerleştirdiniz. Geri döndü. Bir, sağladık. bir dakika. O zaman sadece orada tutmakla kalmadınız. Evet. Türkiye'den de. Türkiye'den dönüşleri teşvik ettik. Yine oralara. Yine oralara. Tekrar söylüyoruz. Bizim Türkiye'nin güvenliğini sağlamış olduğu bölgelere 498 bin kişinin Suriyeli'nin şu ana kadar dönüşünü sağladık.